16 Haziran 2022 Kamboçya Siem Reap kenti Angkor tapınaklarındayım. Birazdan güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Sabah 4.30'da otelden ayrıldık. Kamboçya'nın adıyla simgeleşen, hatta bayrağında simgesi bulunan görüntüyü yakalayacağız şimdi. Şöyle bir alayım etrafı. 360 derecelik. O giriş ana kapımızdı. Evet, ay orada bizi bekliyor. Birazdan burada güneş de yükseliyor. Ve güneş yükselir. Evet, en önemli noktası burası. En önemli nokta işte. Güneş yavaşça yükselirken. It's really beautiful. But there's nothing there. Like literally nothing. Ve etrafta benim gibi. No, just Bangkok and Chiang Mai. Yeah, it's my first time in this part of the world. So I really want to kind of know the spaces that I'm in. Güneş yükselirken çeşitli pozlar veren insanlar. Meditasyon yapıyor. Ve güneş yükselir. Propaganda yapıyor herhalde. Hadi oyuna devam. Artık alıştın sanki. Yok. Şuraya kadar yılan başı gibi uzanmış. Uzanmış gidiyor. Diğer kökü. Allah'ım. Aha, buraya kadar. Ve orada diğer kolu da uzuyor. Onun kökleri de orada. Hi.
Hadi yine minik bir oyun. Yine tepeden inelim bakalım. Gölgesi ve kökleri. Allah'ım yarabbim. Tarihin üstüne kök salmış. Şamdandan mum erimiş akmış gibi. İnanılır gibi değil. İkinci Angkor Tom. Angkor Wat Temple'dan çıktıktan sonra tuk beni buraya getirdi şimdi. Haritada buluşurdu da var zaten. Angkor Tom burası. Şöyle. Yine çok güzel düzenlemeler ve şunlar. Birer birer göstermeye çalışıyorum. Şimdi buraya doğru gidiyorum. Defalarca bilet kontrolü yapılıyor. $37 giriş bileti Angkor Wat'a. Onu aldık zaten. Bir yerden alıyorlar, gidip bir başka yerde tuk-tuklarla götürüp orada kontrolü yapılıyor. Check-in yapılıyor tekrar. Her tapınağa ayrı girişte de bir kontrol yapılıyor. Angkor Wat'ta defalarca kontrol edildi. Şimdi Angkor Tom'a girerken de aynı şekilde bir kapıda güvenlik görevlileri tıkıtlar hep kontrol altında. Yani burada müthiş bir tarih yatıyor. Ben sadece görsel olarak kaydediyorum. Tarihi çok detaylı. Ben de zaten okuyarak dinleyerek öğrenmiş durumdayım rehberden falan. Şimdi durum bu. Hadi bakalım seyredelim. Videoya alayım. Mısır'daki Lüksur Vadisi'nin vadisindeki krallar, tapınakları gibi onlar da ya. Burası böyle aynı şekilde kat kat eşiklerden geçiyoruz. Kapılardan geçiyoruz. Kuleye kadar çıkacağım. Şöyle. Şurada şöyle bir görüntü alayım bırakayım. Çok ilginç, çok. Angkor Tom burası. But later on they put the linga or the flag here. Angkor Tom'tayım halen. Gerçekten bitmez. Hangisi hangisinden daha büyük, hangisi hangisinden daha değerli. Yani bu tarih müthiş bir şey. Buralar böyle. İnanılır gibi değil. Biletim 2 günlük aslında. Yani tek gün gezmeyle bitecek bir yer değil. Yarın gelebilir miyim bilmiyorum. Ana kapıdan girdikten sonra şu Buda'nın olduğu yere bir fotoğraf çektim. Tekrar bu yolda yürüyorum. Aynı şekilde iç içe kapılar, iç içe merdivenler, eşikler ve tabii hep şey yıkılma dökülme aşamasında olduğu için tadilatları, tamiratları devam ediyor. Allah'tan tahtayla falan yapıyorlar yani. Çok fazla öyle betona demirleri işleri yokmuş gibi duruyor. İyi ki ilkeller diyeceğim. Öyle deniliyor ya burası için hani 40-50 yıl geride falan. İyi ki öyleler. İyi ki sadece tahtalarla korumaya çalışıyorlar. Ya da yenilemeye, restore etmeye çalışmaları yani. Bir şey söylemek istemiyorum. Güzel. Böyle gidiyoruz işte. Gidiyor da gidiyor. Şey aynı. Ana tema aynı. İşte bu.
yıkılanlar, dökülenler toplamışlar etrafa. Gerçekten şey yani, antik. Yanında böyle bölümleri. Uzun koridordan, kat kat kapılardan, kat kat eşiklerden, kim bilir kaç tane saymadım bilmiyorum, giriyoruz ve halen devam ediyor. Yanlarda da böyle diğer seksiyonlar, onların da birbirinden geçişleri var. Küçük şöyle bir almaya çalışayım. Her bir köşede bunlardan, gümbet gibi bizim ama bunların adı farklı eminim, kapılar ve yıkık dökük kırıntılar, kalıntılar, sorry. Kalıntı tabii ki. Ne bu, bisküvi mi kırıntı olacak değil mi? Kalıntı kalıntı. Aman Allah'ım. Aa, bunu uzaktan görünce şey sandım, herhalde dedim masa var akşam yemeği, ama bu bir şey. Su. Eminim şurada tesisat şeyi vardı. Tesisatı. Şöyle uzaktan alayım. Bu da oluğu olsa gerek şu. Suyun aktığı. Bir başka yer. Bir neydi? Anadolu'da olsa değirmen der geçeriz de bilemeyeceğim tabii. Kambodja'da neydi? Bunun da tepesinde yine böyle o kubbelerin içinde havalandırmaları. Tipik. Genellikle bu tarz şeyler hep oluyor onlar. İran'da da benzerlerini görmüştük. Şeyde bizlerde de vardır böyle. Artık bir durdurayım. Aa, sona geldim sanki. Hızlı adımlarla. Çünkü uzun olsun istemiyorum videolarımı. Değilse ne zaman yeter, ne yaşım, ne boyum, ne bilgim, ne kültürüm. Kısacık kısacık tadımlık. Evet, sonuç orası, son orası, son orası, son durak. Last stop. Kırılmış, dökülmüş, zaten yerini şartına koymuşlar. Korumaya da almışlar. Bir de şöyle döneyim bakayım. Ve şu sevgili ağacımız yine. Burada bir önceki durağımızda gördüğüm kocaman, köklerine hayran olduğum o güzel ağaçlar. Bunlarla ilgili daha sonra bir araştırma yapacağım. Hadi bakalım. Son durağımdı yanılmıyorsam, dördüncüsü. Kamboçya Siem Reap. Angkor Wat tapınaklarının dördüncüsü. Çok büyük bir bölüm. 2 gün zaten bir biletimizin şeyi, geçerlik süresi. Sabahtan akşamlara kadar falan böyle, sabah erkenden geldik zaten, 4.30'da gelmiştim. Yoğun bir koşuşturma, sadece şöyle bir tadımlık. Umarım görsel şöyle ne hoşunuza gider. Hoşça kalın. Sabah beni Angkor Wat'a getirdim. Kenarlarda şey böyle istiralar falan yapılıyor. Simek kutuları. Gerçi ben kahvaltı bile yapmadım daha. Sadece yanında kahve getirmişim. Onun için de bir sal cevizi suyu. Giriş arkada kaldı. Şöyle ortada bir kalıntılar var tabii ki. Etraf o kadar sessiz, sakin ki turist çok az. Şu anda yapayalnızım bu ormanda. Bir çift geçti karşımdan. Onlar çıkış noktasında. Ama insan hiç kötü hissetmiyor, korkmuyor. Elbette birkaç kişi var içeride gezen ama tırsan tırsar. Korkan korkar.
Evet, dördüncü durağım. Fansekir. Haritada bir not ettim. Yine o dev ağaçlar işte. Kök burada var. Ucu. Hala toprağın altında tabii. Kökler daha doğrusu. Roots. Şöyle şöyle şöyle. Uzamış gitmiş. Yine bir dev ağaç. Ve şöyle bir çekim yapayım. Main entrance. O küçük adımlarım beni işte böyle büyük yerlere getirdi. Hadi bakalım yeniden. Şöyle oturayım. Adımlarım. Birazdan bu ağaca da sarılıp enerjisini almak istiyorum. Dilek dilemek istiyorum. Ağaçlar. Nasıl soysunuz, nasıl köksünüz, nasıl asil asaletsiniz böyle. Müthiş. Doğayı korumalıyız. Evet, şimdi bir ağaç yine. Yavaşça inelim. Köklere. İnanılır gibi değil.